gıda sektörünün Avrupa'daki gururu Bağdat, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı'nda geleneksel lezzetleriyle ağızları tatlandırdı. 3000'den fazla ürün çeşidiyle 52 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmanın başarı hikayesini Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan'la konuştuk. Türk mutfağının seçkin lezzetleri ve markaları İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı'nda tüketicileriyle buluştu. Fuarda dikkat çeken firmalardan biri de Türk gıda sektörünün Avrupa'daki gururu Bağdat oldu. 1986 yılında 5 kardeş tarafından kurulan Bağdat, bugün 3000'den fazla ürün çeşidiyle 52 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma başta Avrupa olmak üzere Amerika ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde kendi markasıyla üretimini yaptığı ürünleriyle dünyanın ağzını tatlandırıyor. Almanya'da gıda sektöründe yakaladığı başarıyı Türkiye pazarına da taşıyan firma, Sungurlu, Gemlik, Akhisar ve Turgutlu'daki modern üretim tesislerinde Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini tüketicileriyle buluşturuyor. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gıda Fuarı'nda bir araya geldiğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, kardeşleriyle birlikte el ele vererek başarı merdivenlerini nasıl tırmandıklarını Eko Pazar'a anlattı. Bak kardeşler diye Almanya'da açtığımız perakendeciliğin, yani Bağdat Baklan ailesinin daha sonra da Avrupa'da pazara girmenin, Avrupa'daki araştırma yaptığımız sonuçlarına veya araştırmalarımıza göre Avrupa'daki şirketlerin markaya önem vermediğini, biz de o günden itibaren markalaşmak adına Bağdat markasıyla bir aile şirketi olarak 1986 yılında önce perakendecilik, daha sonra da 93 yılından itibaren de toptancılıkla başladık. Şu an Avrupa'da iyi bir konumdayız. Çünkü ürünlerimiz Türklerle birlikte Avrupalı mağazaların, Avrupalıların da tercihi oldu. Tabii bunun altında yatında her şeyin bir bedeli vardır. Maalesef bu bedel zorluklarla karşılaşılan bir ortam. Bu bedeli biz şehit vererek, gazi vererek diyebiliyorum. Çünkü biz bu yolda bir kardeşimizi de kazada kaybettik. Bu yolda çeşitli zorlukları var. Ama Allah'a çok şükür şu an için Avrupa'da aranan ve istenen bir marka olduk. Asıl teşekkür etmem gereken aile fertlerimiz, kardeşlerim, hep birbirimize bağlı olarak devam edip çalışıyoruz. Çalışan personelimiz, onların her zaman gittiğimizde kendilerine de diyoruz, el işler göz övünür derler. Aslında işleyen bizim personel ve işçi arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz, biz onlarla birlikte oturur, yemeklerimizi de beraber yeriz. Onların ürettiğini, biz aslında bugün fuarlarda varsak onların katkıları çok büyük payı var. Büyük bir Alman dergisinin çıkarttığı şeyde 5000 Alman ürünü içerisinde ilk yüze giren ürünümüz ilk 100 grubun içerisine girdi. O tekrar bir değerlendirmeye gidilecek. İnşallah orada da bir başarılı şekilde ön sıralara gelecek. Bu demektir ki Avrupalılar artık biz nasıl Türkiye'de Made in Germany diye deyince, Alman malı deyince fiyat bakımına sorulmuyor. Biz de aslında şu an Türk made, Türk malı deyince Avrupa'da biz kaça satacağız diyorlar. Avrupalılar bize gerçekten bu mutlu bir anı yaşattı. İşçilerimiz emeği var, aile fertlerinin emeği var. Firma 52 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Avrupa'nın tercih edilen markaları arasında yer alıyor. Şu an için Avrupa'nın hemen hemen tamamına her ülkeye gönderiyoruz. Etnik pazar haricinde Avrupalı mağazalara da 8500 mağaza müşterimiz var Avrupalı olarak. Avrupa dışında da yaklaşık işte Avrupa'dakilerle birlikte 52 ülkeye mal ihracat yapıyoruz. İnşallah ne kadar üretimimiz burada, ülkemizdeki ham madde ne kadar çok olursa
o kadar da çok ihracat yapma şansımız var. Aslında biz ilk kuruluşumuzdan beri sürekli ihracata çalışıyorduk. Daha sonra Türkiye pazarına açılmaya karar verdik. Türkiye genelinde bazı bölgelerde bayilerimiz var. Şimdi marka diyoruz, marka çok önemli diyoruz. Buradan devlet büyüklerimize de aslında bir seslenmek istiyoruz. Biz Avrupa'da bir Türk markası yarattık. Bazı ürünlerimizin Türkiye'de olmadığını görüyoruz. Örneğin burada işte İtalyan veya değişik ülkelerden katılan fuara firmalar da var. Kendi ürünlerini ülkemize satmak istiyorlar. Ama biz Türk vatandaşı olarak Avrupa'da bir marka oluşturmuşuz. Avrupa'da ürettirdiğimiz ürünlere de bize Türkiye geneline bir imkanlar sağlansın. Bu imkanları bize sağlayarak yurt dışına ürettiğimiz ürünleri buraya getirelim. İki taraflı ülkemize katkı sağlayalım. Firma, yurt içindeki üretim tesislerinde işlediği ürünleri Avrupa'nın dört bir yanında tüketicileriyle buluşturuyor. Türkiye'de ilk başladığımız Çorum Sungurlu'da paketleme eleme tesisi, bulgur fabrikası ve nakliye şirketiyle başladık. Daha sonra Gemlik'te konserve, sos, salça grubunu üretiyoruz. Akhisar'da özellikle Akhisar yöresinin zeytinleriyle dünyaya ihracat yapıyoruz. Turgutlu'da sebze bölgesi olduğu için Manisa yöresinin ürünlerini, tarım ürünlerini gene dünyanın her tarafına gönderiyoruz. Sungurlu'daki yerimizde de işte Antep, Konya, Erzincan, Samsun gibi Türkiye'nin yaklaşık belki 70 ilinden ürünleri toplayarak, ambalajlayarak, böyle güzelleştirerek dünyaya pazarlıyoruz. 3000'i aşan ürün çeşidiyle Türk kültürünü ve kalitesini tüm dünyaya taşıyan firma, tüketicilerini sağlıklı lezzetlerle buluşturuyor. Avrupa'da bir de değişim var. 3. nesil, 4. nesil artık Avrupalı, onlar bir melez gıda sektörü şeyine, tadına yakalamaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupa damak tadını ve Türk damak tadını. Biz orada kültürümüzü yaydığımız gibi oradaki 3. 4. nesile de geldiği ve kültürünü unutmadan Türk damak tadını olan ürünlerimizi hem o gençlerimize hem de Avrupalılara tattırıyoruz. Şu an Avrupa'daki pazarımızda 3000'den fazla ürün çeşidimiz var. Tabii ki et süt muamele Türkiye'den gelmiyor. Onları Avrupa'da ürettirmek zorundayız. Avrupalı şirketlerde de orada gerek Türk damak tadına göre, Türk lezzetine göre, özellikle et ürünlerinde de İslam usullere göre helal kesimdeki bu hassasiyetimizde çok ısrarla takip edip şey yapıyoruz. Yani. İnsan sağlığını ön planda tutan yatırımlarıyla gıda sektöründe İstikrarlı bir büyüme grafiği çiziyor. Avrupa'da pazarı takip ediyoruz. Kardeşler olarak iş taksimi yapmışız. Türkiye'de de üretimi içerisindeyiz. Üretimlerimizi daha modernleştiriyoruz. Ve özellikle de şu an için gerek Türkiye'de gerek bir Türkiye'de olmayan ürünleri de yabancı ülkelerde belirli yerler kiralayarak ekolojik bölgeler oluşturmak istiyoruz. Bizim için önemli olan, insan sağlığına faydalı olan şeyleri devam edeceğiz. Daha fazla iş, daha fazla istihdam yaratmak istiyoruz. Mustafa Baklan'a göre Türkiye'de organik tarımın gelişimine daha çok destek verilerek Türk gıda sektöründe katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretilmesi gerekiyor. Şu an dünya konjonktürü değişiyor. Modern tarım gerekiyor Türkiye'ye. Artık dünyada gıda sektöründe işte organik ürüne yönleniliyor. Buradan üreticilerimize özellikle seslenmek istiyorum. Bilhassa tarım ilaçları çok önemli. Çünkü bir baharatın içindeki ışınlanmışı bile tespit ediyor laboratuvarlar. Dünyada laboratuvarlar çok hassaslaştı. Buradaki üreticiler Avrupa'ya mal gönderdiklerinde nasıl olsa sattım diye düşünüyorlar. Ama biz eğer bir pazarlama, o ürünü pazarlayan kişi olarak, şirket olarak biz gibi diğerleri de üzerine 2 yıl tarih vurduysak 2 yılın sonuna kadar o ürünün biz sorumlusuyuz. Herhangi bir katkı, tarım ilacı katkısı varsa onun birçok cezalarını Avrupa'da biz ödüyoruz. Mümkünse Türkiye'de daha kaliteli ürün üretelim, daha sağlıklı üretelim, daha uzun ömürlü yaşayalım. Çünkü Avrupa'daki bilhassa Almanya örneğin son 10 yılda
gıdanın içerisindeki katkı maddelerinin oranlarını düşürerek yaşam şartını, insanlardaki ömrünü 3 sene ile 4 sene arasında uzattılar. Bayanlarda 82 yaş ortalaması, erkeklerde 78 olarak, yani 3-4 yaş uzadı. Bu da gıdada ne yenirse öyle sıhhatli kalınıyor. Türk gıda sektörünün hem kalite hem de ambalaj noktasında dünya ile rekabet ettiğine dikkat çeken Mustafa Baklan, Türk tarımına ve çiftçisine daha fazla destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Bugünkü gelişmeleri gördüğümde gerçekten gururlanıyorum. Çünkü ben en son 10 yıl önce geldiğimde bu İstanbul'daki fuarda gerçekten insanın içinde bir burukluk oluyordu. Avrupa ile birlikte buradaki şirketlerin gerek ambalaj gerek kalite bakımından sadece kendi çevrelerine, işte buradaki restoranlar veya yani küçük işletmeler, bakkallar tüpü yerlere mal satmak için düşüncesine yapılmıştı. Ama bu sene görüyorum ki şu an dünyayla rekabet edecek şekilde bizler de olduğu gibi birçok firmalarda büyük gelişmeler olmuş. Artık dünyayla rekabet ederiz çünkü görüyoruz da biz bile dünyanın 52 ülkesine ürün dağıtıyoruz. İyi bir başarı, ülkemiz için iyi bir katkı. Seve seve bizim yaptığımız gibi herkes de özenle fuarda çalışıyorlar. Bizim Avrupa'ya gittik başladığımızda en büyük sıkıntımız Avrupa normlarına göre ürün olmamayışın sebebiyle biz de kendi üretimlerimizi 1986'da Selefon ambalajı ilk olarak paketlemede çerez ve bakliyatı koyan firmayız. 1995'te ISO 2001 dünya standartlarına göre üretimi yapan bir şirketiz. Aslında büyük bir şirket değiliz. Değildik o zaman, ilk başladığımızda küçük aile şirketiydik ama Avrupalı'nın mutfağına girecek, Avrupa normlarına uyacak bir ürün ürettik. Şimdi Avrupa'dan bu tarafa baktığımızda tabii ki Türkiye tarım sektörü biraz daha desteklenmesi lazım. O sıkıntılar var. Çünkü Türk ürünleriyle her yerde rekabet etme şansımız yok. Onun için daha fazla çiftçiye destek olunması lazım. Üretim denetlenmesi lazım. İhracat yapılan şeyler, merdiven altı üretimler denetlenmesi lazım. Çünkü eğer yurt dışında, Avrupa'da herhangi bir Türk ürünü hatalı görünüyorsa bu herkese mal ediliyor. Türkiye'den gelen ürünlere mal ediliyor. Biraz açar mısınız bu konuyu? Neler gerekli sektörün gelişimi adına? Tabii dünya pazarı ilk önceleri Türkiye'de genelde kendi üretip kendi tüketiyordu. Dünya pazarına bu kadar çok hassas dikkat edilmiyordu. Ama son zamanlarda artık üretip ancak ihracat yaparsak, katma değeri yüksek ürünleri ihraç edersek o zaman ülkemizin gelir düzeyi yükselir insanlara. Tarım sektöründe bunun için biz özellikle Avrupa'da gördüğümüz, Avrupa'da bizler gibi birçok firmanın da araştırmaları var bu konuda. Avrupa ve dünyada aranan hassasiyetleri çok yakından takip edilmesi lazım. Onun için de Türkiye'de özel bölgeler, dediğim gibi biraz önce de bahsettim, ekolojik, bu kimyasaldan arındırılmış toprak, gübre açısından gübrelemede çok hassas dikkat edilmesi lazım. İşlenmede çok hassas dikkat edilmesi lazım. Türkiye'de tabii ki devletin de biliyorsun dünyanın her tarafında sanayi o kadar çok üretim hızlandı. Üretim sanayinin bir sınırı olabiliyor. Gittikçe düşebiliyor. Ama dünyadaki işte suyun azalması, dünyadaki gıdanın azalması, nüfusun fazlalaşması, farkındaysanız yabancı ülkelerde birçok, biz mesela Almanya'da büyük Alman şirketlerinin, sanayici şirketlerin özellikle yeni Avrupa ülkelerinde toprak aldıklarını görüyoruz. Türkiye'de arazileri satın aldıklarını görüyoruz. Demek ki sanayinin bir sınırı olacak teknoloji ilerledikçe, ama gıdanın sınırı yok. Mümkünse daha modern tarım, daha modern üretim ve daha sağlıklı üretim yapmak zorundayız.